Bugün 9 Mart 2023, 6 Şubat 2023 depreminin üzerinden 31 gün geçmiş. 31 gündür hep suçluluk duyguları içindeyiz. İnsan yatağında yatmaya, nefes almaya hatta ısınmaya bile utanıyor. Bu utanç ve suçluluk duygusu her yana, ülkenin her yanına dağılmış durumda. Ben iki çifte suçluluk duyuyorum. Çünkü Memleketim Kırıkan. Kırıkan'da doğdum, büyüdüm. Antakya doğumluyum. Kırıkan ve Hatay'daki yıkımları çok büyük işte pişmanlıklar ve keşkelerle izledim. E, 2020'de bir projem vardı. Tamamlayamadığım o projeyi keşke yapsaydım. Birçok insanda bu keşke sözü keşke görseydim de devam ediyor. Çok zor bu programı yapmak hakikaten. E, uygulanmamak elde değil yani hayırsız bir insan olarak şu anda hani memleketime bir hayrı dokunmamış bir akademisyen olarak oradakilerle özel bir bağ kurmaya çalışıyorum. Bugün stüdyodaki konuğum Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nden değerli akademisyen Tülay hocamız, hoş geldiniz hocamız. Ay sesim titredi benim kusura bakmayın. Öyle... Hocam hoş bulduk, hepimizin sesi titriyor. Tülay Atay, soyadınızı bile unuttum hocama. Tülay Atay hocamız. Hoş geldiniz. Depremi birebir yaşadınız. Evet. E, i̇kimiz de Antakya'ya aşık iki insanız. E, ben proje zamanında bana çok yardımcı olmuştunuz hani o gerçekleşsin diye. E, Tabii biz oradakileri anlamaya çalışıyoruz ama hakikaten anlamakta da zorluk çekiyoruz. Anladığımızı da söylemek de iddialı bir laf. Çünkü hani başkasının acısını hissetmek, sadece tahmin edebiliyoruz neler yaşandı, neler edildi diye. Acı zaten anlaşılamaz diyor Wittgenstein. Onu okuduk biraz önce. Başkasının acısını anlayamazsınız diyor. ...dilden de zaten tarif edilemiyor değil mi? Sizle programdan önce konuşurken hani acıları anlayamıyoruz ama başka acılarımızdan... ...yola çıkarak anlayabiliyoruz demiştiniz. Öncelikle hem size hocam... ...Feride Hocam hem de... ...Üsküdar Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyorum. Bana bu olana, bu paylaşımı sağladığınız için çünkü... E, depremden sonra bir kez daha anladım ki e, iki şey çok insanı sağaltıyor. Siz ağlarsanız ben de ağlarım yalnız. O yüzden ağlamıyoruz. E, birincisi yazmak, e, ikincisi anlatmak. E, hepimiz farklı yaşıyoruz tabii acımızı ve yasımızı. E, hepimize geçmiş olsun, bana geçmiş olsun diyenlere böyle söylüyorum. Hepimize geçmiş olsun, hepimizin başı sağ olsun. Evet. E, ve şu anda. E, Hastanede olan, evinde olan bütün yaralı insanlara da bir an önce şifa diliyorum. Birlikte saracağız bu yaraları. Başka çare yok. Evet. Çünkü sadece Antakya, sadece Hatay etkilenmedi. Orada 11 il etkilendi. Ve bu dalga dalga da aslında bu etkiler evet. yayıldı, yaygınlaştı. Bir de ismi duyulmayan yerler de var. Hani çok az bahsedilen Elbistan mesela Evet az önce Ali ile konuştuk. E, stüdyodaki e, görevli arkadaşımız o da mesela Elbistan'daki bir iki açıdan bahsetti. Hemen biz ağlak zaten e, sürekli gözyaşlarımız, benim gözyaşı kuruluğu diye bir hastalığım vardı vallahi o geçti. Sürekli gözüm ıslak <laughs> ıslak dolaşıyorum. Evet e, yani e, ama kör yaz tutmamak lazım. Yani bizim Tabii o saltma dediğin şey çok önemli. Buradan nereye gideceğiz? Buradan nasıl daha iyiye doğru gidebiliriz? Nasıl yaraları sarabiliriz? Oraya gideceğim. Gençken Kırkan Kırkan'ın bir köyü vardı. Adı Perişan. Biz gülerdik bu köye niye Perişan adını vermişlerdi. <laughs> hakikaten komik geliyordu. Hala komik. Hayır, hakikaten perişan bir köy adı gibi. Çamurlar içinde, yıkık dökük evler, böyle insanlar perişan halde. Bu, bu kadar zengin bir ilde, üretimin bu kadar şey olduğu bir ilde perişan Köyü niye bir köye verilir diye sınır köyü. Ondan sonra biz gülüyorduk, dalga geçiyorduk ama o dalga geçme hani o gençliğin cehaleti hani. Şimdi anlıyoruz ki memleketin her tarafı hani Hatay özelinde söyleyeyim, Antakya, Kırıkan hakikaten perişan köyü gibi oldu. Her yer çamur içinde, toz içinde, bir çaresizlik, acizlikle tanışma e, tanıştı her hepimiz beraber ve bu buradan hani nereye doğru gideceğiz kör yaz tutmadan hani bir öfkemizi geçireceğiz onu acıyı da acının üzerine de buradan nasıl gidebiliriz nasıl bir iyileştirici düşünce yaparız diye düşündü. Biraz fotoğraflara bakalım isterseniz buradan. Bakalım e, hocam. Biraz da büyütebilirsek. Burası büyütebiliyor muyuz fotoğrafları? Evet. evet. Şimdi hocam siz Antakyalısınız ya. Benden daha çok Antakyalısınız. <laughs> Ben e, Antakya doğumluyum, kırkan, kır, memleketim Kırıkan, e, ama Üsküdar'da çalışıyorum. Siz ise tam tersi, Üsküdar'da doğdunuz hocam, evet. Antakya'da e, yaşıyorsunuz. 26 yıldır mı? 98'de Antakya'ya e, e, gittim, e, ağlayarak gitmiştim. E, nasıl yaşayacağım diye? E, ve ağlayarak geldim. E, tabii ki yani geçici bir süre buradayım. Ailem burada olduğu için evet. e, orası benim için vatan. E, kızımın Bizi de doğum yeri. de yan taraflara. E, hmm. e, bu gördüğümüz şu anda ekranda evet, maalesef e, yıkılmış olan habib Necar camii. E, Yılların Habibi Necar camii. E, ve eski e, Kurtuluş e, Caddesinin köşe başındaydı. Köşe başı. e, tabii ki bunlar yeniden onarılacak, yapılacak. E, Hı. Şu anda bile koruma altına alındılar, e, Hataylı ve yani devletin ilgili birimleri tarafından. E, böyle çok yapı var e, bu şekilde. E, bu kentten Hı. görüntüler, e, kent kentin büyük bir çoğunluğu ne yazık ki bu şekilde özellikle fay hattının geçtiği yerler. Ee... Bir de burada durabilir miyiz? Ben mesela ondan fotoğrafta durun. Ha siz durun anlamında demedim. Ondan önceki fotoğrafta şey de çok korkunç bir şey de söyledim ben. Ah bu güzel dedim. Ah Ay, ne kadar korkunç bir cümle, değil mi? Bu fotoğrafın çekimi güzel, yıkıntının ne güzel fotoğrafını çekmişler, değil evet, mi? E, çeken evet. Çeken kişinin e, yüreğine sağlık. E, yani, tabii hiç yani, olmasaydı rezervi. ve hiç çekmeseydik. Hiç çekmesin, evet. e, ben uzunca bir süre e, fotoğraf çekemedim değil mi o şehirde. Evet. Ee, onu görüntülemek istemedim ve en son gittiğimde de ki e, yani bütün ekonomik imkansızlıklara rağmen aklım fikrim orada ve her fırsatta gidiyorum. E, en son gidişimde kampüste 4 saat kadar oturup yeşile baktım. E, bütün şehir maalesef bu şekilde. E, bu şekilde. Evler birbirinin içine girdi. Evet. E, evet burada da yine başka bir görüntü var ne yazık ki evet bu da yine toz bulutları evet toz bulutları şu anda tabii şehir maalesef gri toz bulutlarıyla yüklenmiş hmm. durumda. <laughs> Evet, Bu da şey kilise kiliseden e, düşen e, bir. Üç her... tane farklı kilise var, değil mi? Üç ayrı e, şey var. E, Antakya'da. Evet, Antakya'da. Katolik, e, Ortodoks bir e, de ve Protestan, Protestan kilisesi ha. var. Ve zaten dünyanın en eski kilisesi Saint Pierre'de Antakya'da. Evet o Saint Pierre'in son halini bilmiyorum Yok bir tabii şey ki. olmamış St. Pierre. Allah'tan. Harikulade. Ee, orada bir de cehennem kayıpçısının evet. heykeli var. Saint Pierre orada Ama zaten. Ama olmamış. Bir şey olmamış. Zaten o onları. kayalığın üstünde. Bu görüntümüz evet, bu da meclis. meclis binası. Sadece minik bir tarihi açıklama. İlhak'tan önce yani Hatay'ın Ula Ender Atatürk'ün benim şahsi meselam dediği Adlandırdığı o güzel şehrin Antakya'da bu yapı uzun süre bir süreliğine meclis olarak kullanılmış. Ee, ve ondan sonra da işte kültürel anlamdaki e, en son valilik ele almıştı evet e, ve valilik e, yapılandırmıştı hı hı. E, çok da güzel kütüphane vardı içerisinde ve salonlar evet. mevcuttu evet bir ben diğer... 21 Aralık'ta gitmiştim ya orada evet. zaten içi bayağı başarılıydı hakikaten evet evet orada. sizinle gezdiğimiz hocam hmm. <laughs> ya o, 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 o ya biz tabi işte hep diyorum ya keşke daha farklı Ele alabilseydim, değerlendirebilseydik yıkılmadan. Biz tarihi için tarihi projeler yapmak isteyen bir, bir sürü kültürel miras, kültürel bellek çalışmak isteyen insanlar, şimdiki zamanı kaybettik. Ya yani hep daha geçmişe bakarken şu andaki Antakya'yı kaybettik. Onun şaşkınlığını yaşıyoruz. Yani şimdi de tarih oldu. Şu an hı hı, an evet. anın kendisi de tarih oldu söyledim o, o, o da tarih olunca orada bir şaşkınlık yaşıyoruz biz zaten Antakya'nın kendi tarihi bakın böyle keşfetme aşamasındaydık bir kitap var burada e, Mehmet Ateş'in keşfi Antakya eski o da arkadaşım hediye etmişti bana Antakya'yı keşfederken projesi içinde hadi keşfetme aşamasındaydık tarihi e, günümüzü de kaybettik yani günümüzdeki durumunu şimdi tarih hakikaten Walter Benjamin'in dediği gibi yıkıntıların tarihi sürekli yıkılıyor, yeniden doğuyor. Sürekli yıkılıyor, yeniden yıkılıyor. Enkazlar arasında o tarih meleği dönüp bakmış ya. Walter Benjamin'in öyle bir şeyi vardır, yazısı vardır. Dönüp o yıkıntıları, geçmişi değiştirmek ister o yıkıntıları enkazı ama dönemiyor. Meleğin kendisi bile geçmişi değiştiremiyor. Geçmiş oldu, artık şimdiki zamanı kaybettik. Yani 21 Aralık'ta gittiğim Antakya meğer son gidişimmiş, kaybettik orayı, bitti. Evet. Ee, acaba nasıl geri küllerinden doğurabiliriz? Onu bir merak ediyorum. Yani nasıl Doğucay. yapabiliriz? Ben hiç ben Hı? çok umutluyum ee, ve ben doğacağına ve doğuracağımıza inanıyorum. Yani evet. bunu Antakya'yı Hatay'ın tabi sadece Antakya değil bütün... 11 ilin hepsi tabi de Antakya biz memleketimiz diye daha bir yandık yani. Ya ha Hatay'ın ha. bazı ilçelerinde yıkım çok fazla çok... bir de öyle bir şey evet, var yani an. işte Kırıkan'da yıkım çok fazla yani Fay hattının tetiklediği alanlarda işte Samandağ'ın hatta Samandağ işte en son gidip gördüğümde Samandağ'ın bir kısmı olduğu gibi duruyordu bir kısmı yıkılmıştı. Allah Allah. Ee, ve bunlar çok yakın birbirlerine. Çok ee, enteresan. Evet. Fay şöyle evet. ayırıyor. Evet. Hmm. Ee, bu Antakya'da da böyle gerçekleşti aslında. Ee, zaten onun üzerine şimdi yapılanmalar hani daha dağın eteğine kaydırılmak isteniyor. Ama ben çok umutluyum. Eee ya Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim üyesi olarak da çok umutluyum. en kısa sürede oraya dönüp orayı tekrar baştan kurmak için ne gerekiyorsa yapacağım. zaten rektörümüz değerli hocamız benim de dekanım Profesör Doktor Veysel Eren Kendisi ilk andan itibaren oradaydı Güzel. ve hala da bırakmadı. Ee, ekibiyle birlikte çalışıyor. Ee, biz de e, çağrı bekliyoruz. Ee, yani şartlar oluşunca. Şu anda çünkü şartlar çok oluşmuş değil. Ee, ama bizler de gideceğiz ve e, şehrimizi, üniversitemizi tekrar ayağa kaldıracağız. Ya o zamana kadar biz yapabileceğimiz bir şey varsa burada, hani siz göreve başlayana kadar burada ofis temini, işte internet sağlaması o, o, öyle lojistik destek haricinde. ya zaten o açık hani şeyimiz. Onun haricinde e, bununla ilgili projelere açığız. Zaten Şu TÜBİTAK... Bu açık bir çağrı olsun. Hani TÜBİTAK bin bir çağrı çabayı ge bin bir geliştirdi çabayı ve yani. ben e, hani bunu çok güzel söylediniz. Sana, Teşekkür ederim. Hayır. Hani bu anlamda Üsküdar Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi ee, hmm. yani her iki üniversiteye minnettarım. Ee, çünkü hocam bizler biliyorsunuz çalışmaya alışkın insanlarız. Hmm. Ee, ve her neyse o kampüsün dışına çıktığımız zaman kendimizi çok sudan iyi... çıkmış balık gibi Evet, evet <laughs> o, o yüzden e, onlar da sağ olsunlar o çareyi yaptılar, siz de yaptınız. Tabi evet. ee, tabii üretmeliyiz. Ne olursa olsun üretmeliyiz. Sağaltım dedin ya, sağaltımı? çalışarak yapacağız. Evet. Yani o, evet. o hakikaten çok... güzel evet. bir şey söylediniz. Bir de... E, yani bu küllerinden şey yapar, kültürel belleği de içine alarak... yeniden o yani yapamadığım ne varsa o pişmanlık içinde... birçok insan keşke depremden önce Antakya'yı görseydim diyor. Keşke ne kadar güzel bir memleketmiş eski resimlere bakarak... söylüyor. Evet. evet. Şöyle bir şey öğrenmiştim ben o kadar çok konu var ki ben bu bırakmamın sebebi haddimi aşıyor diye bırakmıştım ben ya bu neymiş arkadaş dedim yani <laughs> bir girdim işin içine çıkamadım kültürel bellek her yerden bir tarih fışkırıyor 3000 yıllık bir kent neresinden ele alacağımı şaşırdım doğunun kraliçesi. Antakya. Bana evet. hep şey, sözümüzü kestim özür dilerim. Bana hep şey diyorlardı. Yani benim ailem İstanbul'da, yani niye sen tatil yapmıyorsun? Hani niye o şehirden çıkmıyorsun? ben de hep bu soru bana çok tuhaf gelirdi. Çünkü ben öyle bir kent ki Antakya. Hem çalışıyorsunuz, hem tatilinizi yapıyorsunuz ve bunları aynı anda yapabiliyorsunuz, değil mi? Ee, hani günün içinde farklı şeyler yaşayabiliyorsunuz. 30 kilometre içinde her şey var. Her şey var. Yani hem büyük şehri yaşıyorsunuz hem bir köyü yaşıyorsunuz. Evet. Ee, öyle bir kentti ve tekrar öyle bir kent olacak. Ben buna çok inanıyorum. Ee, ve bunu da birlikte yapacağız. Hep beraber evet. yapacağız. Aynen. Buradan yani... çağrı yapalım bizimle çalışmak isteyen akademisyenler olursa. Evet. Bir de geçmişteki evet. büyüklerimiz de var. Mesela Hasan Ayparlar var Kırıkhan'dan. Maalesef arşivini kaybetmiş depremde. Ama yayınlanmış iki kitabım var. Onu tekrar yazacağım diyor. O hocaya da buradan seslenmek istiyorum. Doktor Hasan Ayparlar. Ona da yapabileceğimiz editörlük veya işte kitabının daha ileri aşaması, yeni bir baskısı olursa. Ona şey yapabiliriz. Şimdi Yine hocamın en er, er, proje, proje, bin bir çaba projesi geldi aklımıza. Gelci. İki tane Antakyalı olarak ben kendimi öyle değerlendiriyorum. <laughs> en azından kızım Antakyalı. Ee, evet, çok toz. küçük bir anekdot. Dafne kızım şimdi Belçika'da anne ben de bir şeyler yapmak istiyorum dedi. Kızım sen öğrencisin dedim. Hiç belli olmaz öyle onlar. Dedi ki anne ben o şehirde doğdum. O şehre çok şey borçluyum Bırak beni dedi bir şeyler yapayım e, Bütün dünya zaten oraya aktı Çok güzel dostlarımız var Geldiler Hı. ve hep de soruyorlar Buradan çağrımız olsun. Hep birlikte Antakya'yı yaşatalım evet. e, projelerle. E, biz buna hazırız hocamla. Evet, da. biz birlikte böyle açık çağrı <laughs> yapıyoruz. Yani open, ne diyeyim, open call. <laughs> evet. Açık evet, çağrı. Hep birlikte Antakya. E, ya şey bir de mesela Şükrü Ersoy da kırkanlı bir yer bilimci, deprem mühendisi. Evet. O da mesela Kırıkan'da kendi çocukluk evinin yıkıntılarının önünde fotoğraf çekilmiş. Hı hı. E, yıkılmış, çok üzülüyor. Ve ya, yani dinlememişler. Adamcağız depremden e, bir 20 gün önce mi depremle ilgili seminer yapıyor. Oo. Kimse gitmemiş ya. Yani git, çok az kişi tanıdık eş dost gitmiş. E, öyle diyorlar tabii doğru mudur bilmiyorum ama... ...dinletemiyorlar yani bir akademisyenlerin... ...bir böyle dinletememe şeyi var... ...kimse dinlememiş önemsememiş... ...ve yıkılmış ya yani adam ne, ne yapsın... ...bağıralım mı artık yani elimize hoparlör alıp... ...deprem olacak diye adam böyle... ...hani burası deprem şey aman dikkat edin... ...diye seminer yapıyor... Ve ...20 anlık. gün önce bir ay önce mi yapmış ne yani... onun tarihi yani... ...çok yakın zamanda yapmış ve kimse gitmemiş... ...yani kentin aslında... ...başına gelecekler belliymiş... yani bu kadar da hazırlıksız olmamız... Oradaki insan... han kim kutsasın seni yani çok mu Tike'ye sırtını dayadık? Tike diye bir işte dönemin bir rahatlığa e, girdik bence çok hocam. Çok feci rahatlık bir ataletliğe girdik. Misin? Evet. Nazar İyi da değdi mi? memlekete biliyor musun? Yani çok sevdik. <laughs> çok hep sev aynı kalacak zannettik. Şımardık. Evet. Yani hep öyle kalacak gibi. Bu evet. Tike Tanrıçası kollarını açmış Antakya'yı kutsamış ve o kutsamanın zamanı bitti demek ki. Tekrar birilerinin bir Tekrar e, Habibi necaların e, tikelerin tikelerin e, bir böyle kolun e, anik e, bize güç vermelerini istiyoruz bir okuyup üflesinler tekrar bir Bizim. de ölenlerin hatta hatrasına e, saygı duyma bağlamında da ya yani onların yaşanmışlıklarına bu boşuna ölmüş olmama şeyi de var yani bunların arkasından doğru yas tutabilme de. Çok önemli. Nasıl yaz tutacağımızı da hakikaten bilemiyorum yani. E, düşünerek diyorum ben, ben yaz tutmaya. Ben onu deneyimledim. Öncelikle e, bütün bizi bırakıp e, giden e, dostlara, canlara, arkadaşlara önlerinde saygıyla eğiliyorum. Hepsine Allah rahmet eylesin diyorum. Üniversiteden de çok arkadaşımızı ya kaybettik maalesef. <laughs> ben çok yakın arkadaşlarım kaybettim. Benim ailemden 6 kişiden 5 kişi evet. maalesef enkazdan canlı çıkamadı. Bana şey diyorlar. Ben ve oralı değilim. Hani var mı ailede bir kayıp? Kayıp var mı?" diyorlar. Böyle duruyorum. Diyorum ki yani bütün bir şehri kaybettim ben. 25 yıldır orada yaşıyordum. Şimdi 25 yıldır küçük bir şehirde eğer akademisyen olarak çalışıyorsanız hani alana indiğinizden de dolayı herkes tanıyorsunuz bir şekilde. Ve ben şimdi telefonumla insanları aramayı korkar oldum artık. E, ve şey eğer e, story'mde e, durumumda birisi beğenmiş eskiden e hiç ya, bakmazdım. <laughs> şimdi bakıp hani şükrediyorum. E, işte, Aa, burada şunu da söyleyeyim o deprem anında afet iletişimi ya bizim şeyimiz hem. Biz konuyu başka yerlere tabii ne güzel çevirdik. Afet esnasında mesela siz durum paylaşımı yaptınız. Ben hemen girdim. Yaşadığınızı oradan anladım. Yani He? iyiyim yaşıyorum diye bir story paylaştım. O çok haklıydı. Başka bir arkadaşım paylaşacak fırsatı olmadı tabii ki. Kendi canının derdine düştü. Onlar öldü diye çok korktum. Yani bir 7-8 saat ulaşamadım onlara. En sonunda ortak bir tanıdığımızı aradım da onların hayatta olduğunu Nüket'e ee, çok korktum acaba çünkü Antakya merkezde hani çok yıkıntılar var ee, telefonları çalıyor açmıyor o daha da korkunç hani demek ki hani yaşamıyorlar gibi geldi bana birçok arkadaşımız sonra duyarak hani Aa, bu bu yaşıyormuş diye birbirimizden duyuyor. afet anında telefonunda böyle bir hani buton şimdi var uygulamalar var o uygulamalar ücret alıyormuş ücretsiz yapılamaz mı mesela onlar? O olabilir. Yaşıyorum, yaşamıyorum. Lokasyon evet, bildiren, evet, evet. işte o, o Facebook'ta aplikasyon, yaptı. ha, Facebook'ta evet. Da öyle bir şey çıkardı hmm. ama Aplikasyonu... o genç... kim girecek o anda? Facebook'a yani. Bir buton olmalı hani. Evet, yanında. ben orada şey geldi aklıma işte, hani e, ben uyanıktım o saatte çünkü o gün şeyin başlangıcıydı, dönemin başlangıcı ilk gündü. Ee, ve çok heyecanlıydım. Hani ilk gün öğrencilerle kavuşacağım. Ha sizin okul açılıyordu öyle o mi? O gün okul açılıyordu. Aa. Hatta Almanya'dan bir öğrencim gelmişti Erasmus öğrencisi. <laughs> Onları tanıştıracaktım Aa. falan. Ee, ve ben tesadüfen uyanıktım. Ee, şunu söyleyebilirim ki eee hakikaten e, soğukkanlı olabilmek, metaneti koruyabilmek ve etrafınızdaki insanların o sakinleştirmek Evet, o insanları sakinleştirmek ben normalden siz beni çok iyi tanıyorsunuz ben çok heyecanlı bir insanım e, anda... çok da sakar bir insanım <laughs> fakat o anda ne oldu hiç bilmiyorum e, bana bir metanet geldi ve hakikaten toparlayıcı oldum e, ve bir yerde toplandık e, İşte dediğiniz gibi telefon sayesinde evet. ve şeyi düşündüm ben şimdi kimi ararsam en az duygusal bağla bağlı olduğum kimi ararsam onu çok ürkütmem ama herkese haber veririm. Orada dayımın sekreteri geldi aklıma çünkü duygusal bağım yok o insanla. Ama biliyorum ki çok hani güzel çalışacak. Hemen onu aradım. Ben yaşıyorum çok büyük bir felaket oldu dedim. Duruma koydum. Hmm. Ve insanları da hani çok iyi bunu... Tabii herkesten beklemek anlamsız. Yani bu bende ne oldu bilmiyorum. O zaman şöyle diyeyim yakın çevremizde bir afet koordinasyonunu yapabilen e, aile ve çevrede birilerini yakalamak ve organize olmak şimdiden evet. gerekiyor. Ya yani İstanbul depreminde de bunu yaşayacak. Bizim aileyle ilgili şeylerde benim Gamlı Baykuş bir kardeşim var. Bütün ailede kim öldüyse ondan haber alırım ben. O beni arar. Şöyle bir telefona alo abla nasılsın dediği anda ve de osuz değil mi? O evet. saat yani genelde gece ikidir, üçtür falan. E, bir gene kim öldü diye yine kardeşim aradı beni. Allah haberin var mı dedi. Hatay Kırıkan'da deprem olmuş. Ben önce gene ne var ki deprem evet. kuşağı yani. bu kadar yıkımı gözümüzde tahayyül edemedik yani haberler geldikçe o, o yıkımı gördükçe görsellerle o hakikaten ne, ne yapacağımızı şaşırdık e, hızlı davranabilenler hemen yardıma koştu hızlı davranamayanlar burada bir, bir organizasyonla oradakilere yetişmeye çalıştık ama hakikaten yani işin içinden çıkılamaz bir anda afet iletişimi çok önemliymiş bir de sosyoloji bölümü bu kadar ee, şey önemli bir alan Türkiye'de afet sosyolojisi. Evet, yani buradan da bir şeyler çıkarılması gerekiyor. Çok ciddi bir çalışma Dersin. sahası çıkıyor hepimize. Afet sosyolojisinde toplumun değişimi. Toplum değişecek çünkü. Dönüşecek sadece siyasi olarak tabii, değil. tabi bu bir anlamda da demek istemiyorum. Toplumun bir olaylara bakışı, düşünce tarzı, ya da işte gelecek tasarımları, meslek seçimleri bile değişecek. Evet. Bizim bizim aklımıza gelmeyen birçok şey, travma yeni genç nesillere şimdi zihinlerine kazınıyor Yani bu görselleri biz bakıyoruz ya o görsellerin içinde yaşadı be çocuklar. Ya yani onu gören çocuklarına ne diyeceğiz biz hani çocuklar? Geçen benim yeğenim arıyor İstanbul'da birisi vefat etti enkazdan ölü çıkarıldı. Çocuk arıyor. 12 yaşında çocuk. Ben inanamadım Hala dedi belki ölmemiştir. Belki dedi o şeye giriyorlarmış. Şoka giriyorlarmış. Eminler miymiş öldüğüne? Bir e, hipet hi 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 <laughs> bir şey var. Ne, ne deniyor ona? Hi evet, bir şey evet. şoku var dedi. Evet. Ona mı girdi? Ya 12 yaşındaki bir çocuk bunun endişesini yaşayabiliyor. Acaba evet. gerçekten bir ölen öldü mü? Çocuklar bunu mi? anlatamıyorlar aslında kendilerini saklıyorlar. Evet. Yani onlar da çok daha sonra biz hani konuşuyoruz yetişkinler olarak. Biz bir şekilde. Tabii evet. bizim o uzmanlık alanımız değil. Hani psikologlar, psikiyatrlar bunu daha iyi anlatacaklardır ama yani çok çalışma arkadaşım kendi oğlu için anlattı mesela hmm. çok sakin bir oğlu var 4-5 yaşlarında. Hocam dedi uyumuyor. Ya. Ve dedi çok şey oldu etrafa tekmeler atıyor. Ah canım. Ee, şimdi tabii hepimiz aynı şekilde algılamıyoruz olayları. Olaylar herkeste farklı boyutta. Yansıyor. Farklı evet. şekilde evet. yansıyor. Ve e, hani bu travma kolay kolay geçecek gibi değil. Yani biz belki yetişkiniz ölümü biliyoruz. Ölümün ne olduğunu. Evet. Daha önce kayıplarımız olduğu için. Bir yakın birini kaybetmenin acısıyla nasıl baş edebilir biliyor musun? Bu çocuklar daha ölümü tanımadan ölüm argümanını nasıl acaba gerçekten yaşıyor mu dedi bana çocuk. Ya da işte birisinin ayağı kesilmiş. Bunu nasıl anlatacağım? Soruyor. Diyor ki hani o ne oldu? Yaşıyor. Peki bacağı ne oldu? Kesildi diyemiyoruz. Ampute oldu. Anlatamıyoruz. Ee, yani çok korkunç şeyleri çocuklar çok hazırlıksız yani o çocuk psikolojisi bambaşka bir yerde. ...ele alınması, dikkat edilmesi gerekiyor Ama toplum evrilecek. ya yani afet sosyolojisi dediğim Mecluyorum şey hocam. toplum başka evet. bir yere doğru evrilecek. Ev, ev, ev. Üstelik de teknolojinin bu kadar yüksek olduğu bir dönemdeyiz hiç yakışmadı. E, tarih ileriye doğru evrilmedi, kaosa doğru evrildiğini görüyoruz. Biz algoritmik yönetimsellik, algoritmik bilmem neyi konuşurken... ...yapay zeka, yapay bilinç konuşurken... Transhumanizm konuşurken en ilkel döneme döndük, birdenbire sıfır noktasına geri döndük. Ama yine de bir şeyler yapılacağına inanıyorum ben. Kesinlikle. Ee, yani bir kere zaten hani şunu söylemek gerekiyor, bunu uzmanlar söylediği için en kötü senaryo oluştu. Özellikle de Antakya'da, Hatay'da. Sanmıyorum bir daha böyle bir senaryo oluşacağını de ee, 7 toprak... kere başına gelmiş biraz rahatladığını düşünmek istiyorum ben Toprak anım ee, hani biraz sakinlediğini düşünmek istiyorum. Ee, evet tabi yani zaten aslında Antakya'daki sorun da o yani yedi kere bir şey başınıza geldiyse hani bir düşünmek gerekirdi ya bazı niye aynı yere kuruyorsun değil mi Niye fay hattına kuruyorsun evet. Demek ki bereketli diyor Josef abi öyle demiş bir evet. şeyde. Bilgisleri onunla şey nasıl? yapmış. Ee, Joseph abinin soyadı neydi Joseph? Nasi? Nası? Ha. Ee, Joseph Nası e, çok değerli bir arkeolog. E, ona sormuşlar niye bu kadar yıkık yerde hani şey oldu? O İngilizce bir e, yayında demiş ki çünkü toprak çok bereketli. Yani Amik ovası, Amik e, Hatay'ın ve işte o şey bereketli Hilal'in bir parçası. Orası yani çok bereketli yerlerde. Ee, insanlar tekrar tekrar yaşamak istiyor. Yaşam evet. orada durmuyor. Evet. Zaten Yardım eğer yıkımı. Antakya'da, e, sözünüzü kestim özür dilerim. E, Antakya'da yaşadıktan sonra başka yerde yaşayamıyorsunuz. Yani bunun en canlı örneği benim. Evet. E, hani orayla hiçbir bağım yok, yoktu. E, ama oraya gittikten sonra ki böyle çok insan tanıdım. E, ...Joseph nasıl çok haklı, ya orayı bırakmak istemiyorsunuz. Hmm. Ya yani benim şu anda mesela her sabah kalktığımda sanki e, tekrar ...yürüyüp oraya gidecekmişim hissiyle uyanıyorum. Hmm. E, hani çok şükür, hani bu arada dostlara herkese çok teşekkür ediyorum, aileme herkes kapısını açtı. Onu söylüyorum. Çantamda şu anda dört ayrı evin anahtarıyla dolaşıyorum. Oh, ben. Çok güzel. Yani. Hakikaten kalben teşekkür ediyorum. Hmm. Ama e, aklım orada, ruhum orada. Antakya'nın anahtarını verin. Biz size dört tane... <laughs> Siz bize Antakya'nın anahtarı, <laughs> öyle bir aplikasyon yapacağız. Antakya'nın evet. golden key'ini evet. vereceğiz. Öyle bir Yok, şeyimiz ben, var. Yok, benim ona inancım çok. Yani evet, bir yerlere... Tekrar... <laughs> Fahri hemşerilik. Evet. Bir yerlere gittik <laughs> ama tekrar rota oraya. Ya tabii şey de var, hani Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'ndan çok önce bu sanırım Halep'teki savaşta karar vermiş işte Kurtuluş Savaşı'na Halep'teki görevleri esnasında Kurtuluş Savaşı çok zoruna gitmiş Arap bir askerin komutanın Türk erine eziyetinden orada bir kıvılcım neden çıkmış ve Hatay'la ilgili o Tesla'yla sanırım bir görüşmesi olmuş. O yüzden adını ay diye koymuş. Yani önemli bir hat geçiyor hmm. orada. Yani fiziksel olarak da, coğopolitik olarak da geçiyor. Ve benim şahsi davamdır diyor. Yani Bundan ötesi var mı? Hatay benim şahsi davamdır diyor. Hepimizin artık şahsi davası var. Ee, Mesela sizin bir yayınınız var hocam. Doktorum, yüksek lisans mı? Doktor. Onu kitaplaştırdınız. Adı Asideki Fazilet Adaları. O kitabın aslında şeyini burada bulabilir miyiz? Fotoğrafını. Ee, neden adı öyle Asideki Fazilet Adaları? Neden öyle adı? Ee, bu arada e, doktor danışman e, hocam e, Suat Gezgin, profesör hı hı. doktor Suat Gezgin'i de buradan eee saygılarımla ee, niçin ismi öyle? Çünkü eee Ulu Önder Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda e, Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu Basını'na e, Fazilet Adaları adını Hı. vermiş. E, ben de bunu bir gazetecinin e, e, bir kitabında öğrenmiştim. Ee, ve o, o o şekilde ismi e, hmm. belirlendi. Bir diğer yanı da Asi e, yani Orontes Nehri. E, İngilizcede Orontes e, Antioch on the Orontes diye geçer. Evet, Orontes yani. üzerindeki Antarki. Antioch çünkü başka, başka Antakya'lar da, da var. Evet. Eee Antioch üzerinde de Orontes üzerinde, Asi üzerinde adalar varmış zamanında. Tıpkı Sen Nehri gibi. Ha. Bu Notre Dame Hmm. Orası gibi. Ee, böyle bir e, o fotoğraf da aslında bilmiyorum e, arkadaşımız gösterebilecek mi? Şey, üzerindeki... Fazilet adaları görselini istiyoruz kitap olarak. Neyse verirler arkadaşlar. O üzerindeki bilmiyorum. fotoğrafta. En son 12. fotoğraftı. siyah beyaz bir kitap başlığıydı Asya'daki Fazilet adaları. En son şey. Neyse biz devam edelim. Ya Mustafa Kemal Atatürk e, Anadolu'daki basın e, şey, görevlileri için fazilet adaları evet, adını bu, vermiş. Gazeteler Burada, için. Ha, neyse bulundu evet, şey. Evet. Asi'deki fazilet adaları. Bu kitapta e, siz zaten bunlardan bahsediyorsunuz değil mi? Basınından bahsediyorsunuz. Evet. Yerel basının gücünden. Benim e, tabii. Yerel basının gücünden bahsedildi. E, ve e, on kişiyle, on e, gazeteci ve gazete sahibiyle ben derinlemesine görüşme yapmıştım. Hı -hı. Doktora tezimde. Ee, ...ve çok da ciddi bir tarihsel e, altyapısı da var. Süper. Hı -hı. Ee... Bunun başka bir versiyonunu belki buradan geliştirerek... ...oradaki görüşme metodolojisini kullanarak... Evet. E, ...depremden kurtulan yaşlı insanları hemen yakalamamız lazım. Evet. Onları kaybetmeden o şekilde bir e, ilerlememiz lazım. Ya e, ben hani şey konuşacak konu o kadar çok var ki... ...nereden nereye geçeceğimi şaşırıyorum... Ama yayının da son 5 dakikası o kadar evet. konuştuk. Çok konuştuk vallahi. Yani. <laughs> Antakya denince bir yanda evet çok şey var. iyileştirici... bir iletişim kurmalıyız. Hani iletişim dil afet iletişimi evet. derken. Evet. Bu iyileştirici iletişimin hani ya kör yas tutmadan hani yası ağlayarak işte şey yaparak değil de yıkılarak. Yıkıldık ama bir Depremi geçiren ve geçirmiş olan e, oradaki vatandaşlara halkımıza, akademisyenlere herkese nasıl yardımcı olabiliriz e, ve sürdürülebilir nasıl yardım yani bir tek tek başına bir yardım işe yaramıyor tek seferlik Bunu nasıl sürdürülebilir hale getirebiliriz e, Bunun derdine düştük e, fikirleri açığız. birçok çağrı var yani sosyal medyada ben rastlıyorum, onlara da nasıl yardımcı olabilirim diye yazıyorum. İşte bazıları öykü topluyor, hani öyküleri derlemeye çalışıyor. Bazıları görsel topluyor, az önceki şeyler gibi. Eskiyi bir önce elden geçirelim derken şimdiyi kaybettik ya. Şimdiden sonrası için de düşünerek doğru hamlelerde bulunarak yardımda bulunmak gerekiyor. Siz ne diyorsunuz ya bu konuda hani nasıl bir şey süreç nasıl ilerlemeli ya yani metodolojisi ne olacak bu işin? Bu sürdürülebilirlik çok önemli Hı. her açıdan çok önemli. Akut dönem geçiyor çünkü. Evet. E, çünkü insanların çocukları var. E, i̇nsanlar özellikle çocukların eğitimlerinde hani o konuda çok endişeliler. Hı. E, çünkü çok temel ihtiyaçları bir şekilde karşılayabiliyorsunuz. Ama uzun vadede ben bana soran arkadaşlarıma da bunu öneriyorum. Hani özellikle çocukların eğitimiyle ilgili. Çünkü hepimizin de aynı zamanda yürüyen bir hayatı var. Hani kimseden şunu isteyemeyiz. Hani sen hayatını bırak buraya odaklan diyemeyiz. Ee, ama tabii e, devletin kurumları da burada e, hakikaten titizlikle çalışmaya çalışıyorlar ama yani 11 bir ilde bir felaket oldu ee, bunun da çok e, yani çok, çok ciddi bir e, felaket çok kısa zamanda hani hemen belki değil e, ama e, sürece yayıldığında ben en kısa sürede e, e, bu 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 felaketin üstesinden gelineceğine inanıyorum. Bir diğeri de e, insanlarımızın ne kadar e, duyarlı olduğunu bir kez daha gördük. Değil mi? Herkes bir şeyin ucundan tuttu. Kapasitesi doğrultusunda. E, hani alan el, veren el birbirini görmezmiş ya. E, ve buna da çok dikkat edildi. Hmm. Onu da çok hissettim ben. Ee, ben bunun üstesinden gelineceğine inanıyorum hocam Tabii ki acılar çekilecek hepimiz bu acıları yaşayacağız ee, kim bilir belki de e, daha büyüyeceğiz ve daha olgunlaşacağız ha, ne güzel dedin olgunlaşmamız evet, gerekiyor Evet. acı zaten öyle bir ka evet. neydi katastrofik bir şey var evet, değil mi iyileştirici evet, ee, evet. bir değiştirici dönüştürücü bir şey de var ee, Emre Şan hocamızın e, ben bir e, Konferans şeyde e, felsefe e, ne diyelim eğitim dizisinde bir makalesini bize tanıtmıştı e, Stigler'in de Negat negatroposen kitabında pensar kelimesini Fransızca pensar düşünmek demekmiş ama aynı zamanda panser anlamı pa yani pansuman yapmak anlamından bahsetmişti Bernard Stigler'in. Düşünerek tedavi etmek yani doğru düşünerek doğru e, e, iyileştirici halde ama pansuman demek bir yaraya tek seferde bir e, müdahalede bulunmak değildir. Pansuman ihtimam etmektir, <laughs> ihtimam göstermektir i̇htimam. <laughs> e, ve eğer e, e, tedaviyi sürdürmezsen orası enfeksiyon kapar ve birçok insanımızda olduğu gibi ampute olur. Antakya'yı bu deprem olan bölgelerin ampute olmaması için pansuman yapıcı ne diyelim? Oluşumlar, dönüşümler, da zamana yaymak, evet, düşündürebilir evet, kılmak. Pensar düşüncesi yani Fransızca'daki o pansuman anlamındaki düşünmeyle iyi ki de Emreşan Hoca'nın bu şeyine katılmışım. Yani bazen ne okuduğun ne zaman nerede işe yarayacağını evet. bilemiyorsun. Bu, bu fikri hemen de onu aradım ya yani siz o pensarı nerede dedin? Ne, hangi iş referans lazım bana dedim makalemden bu kaynakçadan buldum e, çok ciddi şeyler var hani e, yap yapılabilecek ama sürdürülebilir olması bir pansum yani düşünmenin iyileştirici yönü doğru düşünme e, yani evet. anlık ani tepkilerle yardımlar ve oluşumlar değil de düşünerek taşınarak Uzun süreye yayarak. Çok e, güzel söylediniz. E, Tam da, kent, da böyle oldu. Antakya'nın ve diğer 11 ilin ve o küçük küçük adı geçmeyen yerlerin bu perişanlığından, perişan köyü gibi olmuş halinden kurtarıp ampute olmayacak şekilde yeniden dirilişine şahit oluruz inşallah. Umuyorum hocam. E, siz çok az zaman kaldı dediniz. İki... Durum var izninizle ben onu alacağım Hocam işte ben onu diyecektim. Nasıl tamamlayalım? Size son sözü vereyim. Peki, çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Önce e, şunu söylemek istiyorum. E, 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde ha, e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medeniyetler Korosu e, ve Hatay e, benim de gururla mensubu olduğum Hatay Akademi Orkestrası ve Korosu'nu İki ayrı oluşumdur bu. Medeniyetler Korosu bir oluşumdur. Hatay Orke Akademi Orkestrası ve Korosu başka bir oluşumdur. E Şef Ali Uğur e önderliğinde e konserimiz olacak. Nerede? Yeri nerede? E CRR'de, Cemal Reşit CRR bunun için hazırlıklar başladı. Bu müziğin sahtan tarafını biz paylaşmak istiyoruz, herkesle paylaşmak istiyoruz. Instagram'dan takip edilebilir Hatay Akademi Orkestrası. Yani işte bunların sürdürülebilir olması lazım. İki konser değil de daha sonra BB bunları yapıyorsa, hani oradaki müziğe yatkın öğrencilerinde enstrüman temini eğitim Zaten, alma evet. temininde bir hani deprem bölgesinde özel bir şey yapılması bununla gerekiyor. ilgili Hı. fonlar açıldı evet, arkadaşlarımızın enstrümanlarının sağlanması konusunda Hı. ve herkes çok du duyarlı o duyarlığa teşekkür ediyorum ve ben 26 Şubat'ta Antakya için şunları yazmışım İzniniz olursa herhalde bu kameraya bakıyorum değil mi bunu okumak istiyorum. Buyurun lütfen. Ee, bunu önümüzdeki günlerde beraber de katılacağımız Metcom 2023'te Tayland, Bangkok'ta e, Abstrak bu kadar e, yazdım. Şunlar dökülmüş kalemimden. Demek ki büyük acılar, e, yani tabii ki şair falan değilim ama e, o, o acıların insanı nasıl da e, 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 dile getirdiğini evet. e, a, anlamış oldum. Ee, dedim ki, demişim ki. Antakya sevgilim, incim, gözümün nuru. Yitik canlarımın ebedi istirat, istiratgahı. Kızım Dafne'nin ana kucağı. Beni ben yapan, muhteşem dostlarımı bana veren, işimi, aşımı sağlayan, daha ne diyeyim ben sana. İnsan nasıl kaybeder en sevdiğini, aşığını, sevgilisini, evladını, anasını, babasını. Ben işte öyle kaybettim seni. Evet bu şiirle tamamladık hocamızı da. Çok teşekkür ederim katıldığı için. Biz çağrımızı tekrarlayalım. Buradan yani hat, depremin etkileyen 11 ili ve adı sana geçmeyen küçük küçük yerleşim bölgelerine dahil projelerde açık çağrı yapıyoruz. Akademik olarak en azından ne yapabilirsek birlikte olmaya söz veriyoruz. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Daha sonra görüşmek üzere, hoşçakalın.